Ya güzel tabii canım, çok güzel. Bu herif tıkandı. Evet. Şey de bu ne Tarkan mıydı neydi? O da Bilmiyorum şey ki. diyor. O mavi saçlı olan. Şey diyor ya. Bir tane not bulmuş. Böyle notta ne yazıyormuş? Bir şeye şimdi arkamdan konuşanlar önümden gelsin. B10 bilmem ne. Bir şeyler öyle bir şeyler yazıyormuş. Biraz Allah abartmış olabilirim şeyi. Ondan sonra bir de Allah. 6 yazan bir şey bulmuş. 6. Sadece 6. Ha, sadece 6. Harbiden sadece 6 yazan bir tane notta görmüş. O birisi test yazmayı hep öğreniyordur ya. Ha, ben de işte anlamadım. Onu araştırıyor bu da. İlginç. Yani orada boş yapılıyor. Hala Çelik Bey bekliyor orada. Soralım bir. Biz de bekleyelim burada. Sen Çelik Bey, ben zaten Olgun'la konuşacaktım. En azından şu şeyi sorayım ya benim. İşim hallolsun. Ben bu Ayşegül'ün şeyinden sonra ufak şeye başladım ya. Ha. Bay Şerifsiz day. çağırıyor. Çok teşekkür ikinci için. Şerifsiz Canımsın. oturuyormuş. En iyi haber Şerifsiz abisin. bir şey Eyvallah. anlatacakmış. Tabii buyurun. Şöyle geçin. Ben bu işi Evet. yaparım şefim. Çelik. Sıradan alıyoruz. Evet. Cem baştan oturtmaya. Mekan mı lazım bir şey almak için? Nasıl? Lisans almak için şey mekan mı lazım? Yok, mekan lazım değil, temizlik lazım. Temizlik derken? Baya temizlik. Sicil temizliği mi? Bak mesela şu adamın tişörtünü görüyor musun? Şu yanındaki arkadaşın. Benim mi? Ha, onun. Bak sırtını dön bakayım. Vereyim. Ben Bak tişörtü vermiyor. vereyim. Yok verme. Onun gibi yani. Kara ustura. Anlatabildim. Onun yukarıdan geldi o yukarıdan. Yukarıdan geldi Tamam. Tamam peki. o. Necmettin şey... Aa, Allah Allah. Niye Buyur, Necmettin buyur, deyip buyur canım. duruyorum Seni ya? Bir de dinleyelim. dakika Bu ya. adam bugün beni eziyordu hayvan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Ya Niçin bir oğlum. ölünün adını beni Şefim tamam ama gideceğim bir kiliseye. şey soracağım. Evet, Şefim. buyurun. Ben şey soracaktım da. Sor. Şimdi yani ben Canım az sen. önce öğrendim de. Şimdi Karabey'in ben zaten illegal şeyler yaptığını bir yani ne zaman kara lafımı alsam o herife bulaşma filan diyorlar herkes. Öyle mi diyor? Evet öyle. Ha vallahi Doğru. yemin Ben de öyle ediyorum derim. motelin ortasında bir kere kara dedim. Hatta bir şey soracaktım ben bir bombalar patlıyordu ya bir yere her taraf cevizdi. Ha Evet. o cevizleri araştırıyordum bir ara. İşte hepsi karanın etrafında patladığı için karayla konuşayım dedim. Kimle hani karayı biliyor musunuz nerede filan dediğimde karaya bulaşma bu herif pis bilmem ne filan dediler. Allah Allah Allah. Bana da çok iyilik Herkes yaptı karaya cevizin dayı diyor. zamanında. İnsanlar bak benim şu anda şaşırdığım şey ne biliyor musun? Herkes şehirde yalan söylüyor ama bu sefer doğru söylemişler. Ha işte bir onu o vardı. Ondan sonra ben de az önce şeyi Enteresan. öğrendim. Yılmaz Bey de banka soymuş. Hatta polis öldürmüş bir tane. Harbi Hı, mi? öyle miymiş? Ama sicili Bak. temiz. Ha şimdi Nasıl şey ya? soracağım. Yani Demek ki şimdi yakalayamamışız. yani siz temizlemiyor musunuz belli bir parayla? Hayır, temizlemiyoruz. Temizlemiyorsunuz. Yok, önceden belki temizleniyordu ama Ha şu anda benim dönemimde olmuyor. öyle bir şey yok. Anladım, anladım. Peki bir şey soracağım. Yani genel olarak sadece soru yani vatandaş olarak Tabii, normal bir şey tabii, olarak soruyorum. tabii. Şöyle bir şey şimdi karanın almasıyla şimdi Hulusi de biliyoruz. Hani tamam evet bir şeyler yaptı bu herif. He, evet. Sicili var. Yani şimdi haksızlık olmuyor mu? Şimdi sicil kıyaslaması yaparsak polisiye zaten hani havada karada vermememiz lazım yani. Öyle bir durum Ama var. yani şöyle karayla şimdi ben mesela Hulusi'nin az önce dinledim. Ben merak ettim de Erzin abi sağ olsun buradaydı. Bir Tahsin'inkisi merak ettim de keşke merak etmeseydim. Yaklaşık 30 dakikam gitti. Evet. Ki Hulusi'nkini istersen hiç başlamayayım ben O anlatmaya. daha kısaymış. Daha mı kısaymış? Evet bir bakalım. Emin misin? Evet vallahi diyorum. Ersin abi. Şefim. Ben ona odama gittiğimde bakarım. Rekor Ha. bendeymiş şefim. Rekor sende olma ihtimali Evet. var. Evet. Allahu Şeyken Ekber. bendeymiş. Eşheden Allahu Allah. la ilahe İlahe illallah illallah. ve Ve eşheden eşhedü Muhammeden enne Allahu Muhammedan Ekber. Oğlum ne Resulullah. oluyor? Allah'ım beni Ne alma. oluyor? Patlatacaklar Yemin galiba. O edeyim alma. patlattılar. Allah'ım beni alma. Ne Allah'ım. olduğunu anlamadım ama Allah'ın ben içine bak. de Allah'ın içine bak. Allahümme salli Geçmiş ala. olsun. Allah Allah'ın yardımcın içine bak. olsun. Ben gidiyorum. Bir şey bug oldu.
herkes tek tek gitti ya. Of, kafayı yiyeceğim. Polisiye vermeye çok saçma. Abi, saçma katılıyorum ama RP için çözüyorum. Yani ben OG olarak herife vermeni saçma yazmak istemiyorum Discord'dan. Hani bunu RP için çözebiliriz bu arada. O yüzden hani sıkıntı değil, çözebileceğimiz bir şey. RP çözersem OG çözer miyim? Ya değişir. Çünkü o yukarıdan demesi sorun. İşte onu çözüyorum işte. Yani yukarıdan niye olduğunu çözeceğiz. Ona göre, ya ben bilmiyorum çünkü benim şeyimi. Yani ona göre çözeceğiz. Eşit olmasını, herkese eşit olarak kullanacağız. Tamam, ben şefe ulaşayım. Destur. Şefim. Efendim. Şefim, Ozan Siyah. Arkadaş ismimi sordu da. Ozan Şefim, Siyah mıymış? Ne oldu evet, ya? Evet, benim şefim. Ozan, seninle görüşeceğiz. Görüşelim şefim, anlatayım ben istediğinizi. Tamam, sen anlatırsın. Çünkü gerçekten şu sorulardan ben çok sıkıldım. Her gelen azarlıyor sanki. Azarlıyor. Hangisini? Kim azarlıyor ya? Ben sizi mi azarlıyorum? Yok, ihbara neden gelmiyorsun? Yok, ona neden gitmiyorsun? Buna neden gitmiyorsun? Olan bu şekilde mi sordun? Ya şefim, ben mesaiye başlamışım. Eşit aranın sonundan biliyorsun. Bana ihbara neden geldi? Abi tamam, düzelteceğiz arkadaşlar. Sakin olun yani. Belki meşgulüz, söylemek zorunda değiliz. Ben mağdursam söylemek zorunda. Sakin olun. Üsteleniyorum bir dakika. Yani bir sakin. Bir iki kişi de değil yani. Yani RP hale ediyoruz bunu. Bakın, ya, şefim, ağlamayın. Şefim, bakın ben şu şekilde hitap ettim. Memur bey, ihbarlara neden gitmiyorsunuz acaba? Gayet güzel bir üslupta, kibar bir üslupta söyledim. Fakat kendisi bana çok sert çıktı. Ben aynı şekilde çünkü ben bunu duymaktan sıkıldım ya. Ben bunu gerçekten ama bana bu şekilde belirtebilirsiniz. Bizim görevimiz ne? Aha, nedir? Söyle bakayım. Işte. Söyle Ozan. Eden adı kara etrafta ne olursa da İsmail RP Merkez Kara oyunda tanıyor. Evet, ben tanıştım çünkü. Asıl görevimiz evet ihbarlara gitmek olabilir. Biz burada düzeni yani sağlıyoruz. Sizin güvenliğinizi de sağlıyoruz. Herkes gibi davranma, ben tanıştım. Sağlamıyor muyuz şefim? Sağlıyoruz, devam et. Hatta üzerine ben evet, bomba ona yardım evet, ettim bomba patlama olayında. Devam edeyim. Eğer sizin attığınız ihbara gelememişsek çok önemli bir şey vardır. Biz mümkün tamam, olduğunca her zaten, ihbara gitmeye çalışıyoruz. Ben zaten onu sordum ama siz bana çok sert çıktınız. Bakın ama bizim, bak, bakın bizim Mustafa tamam, Bey'le size patlamış olabilirim. Özür dilerim. Zaten hepinize edeceğini biliyorum, sen de sohbet ediyorum. Abi bu haksızlık bilmem ne hüyü demek ama sohbet değil arkadaşlar. Ya tamam, yani ben şefinizi, başkomiserinizi sordum, onlarla iletişime geçelim. Evet, başkomiserin adını verdim. Şu an ben seninle iletişime sokamam dedim, işim var dedim ve gittim. Yani, hatırlıyorsan. O şekilde demediniz ama olsun o zaman. Ne şekilde dediğimi söyle, hatırlayayım ben de. Unuttum Çelik çünkü çok sinirliyim. Şefim, bir gelebilir miyiz? Ben de bitirelim onu. Nasıl? Evet, biz bir gelebilir misiniz? Biz konuşalım, bitirelim. Aynen. Konuşalım, konuşalım. Buyurun, buyurun. Gelin, konuşalım, buyurun. Ya şey merak ettim de. Evet, dinliyorum. Ha, şimdi şey konusunda, sadece yani merak ettim. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu Acayip. Şey hani ben Erzin'e okuttuğum için biliyorum. Az önce okuttum şansa. Evet. Hani bildiğin 3 şey okudu. Genel olarak diğer arşivi de okudu mu acaba? Yani ben şey olarak okudu bana direkt. Buradan okudu. Silahlı bir tane bir de saldırı yok. Siz öyle demişsiniz, ona göre yorum yapıyorum. Hangisinde? Yani şeyde bu GBT hemen bakıldı. Şimdi arşivimize bakıldığında işlenilen suçlar ve suçların sıklıklığı var. Polisi de anlatabiliyor muyum? Ve bazı net bir şekilde nitelikli suçları var. He, ben onları bilmiyorum tabi, o konuda yorum yapamıyorum yani. Bunlardan bahsediyorum. Hani sürekli aynı suçu işleme durumundan bahsediyorum ki bu trafik cezası gibi bir şey değil. Ha, yok bilmiyorum, o konuda yorum yapamam yani. Ben sadece bilgi öğrenmeye çalışıyorum da. Tabi tabi. Yani tabii ki de size bunların içeriğinden direkt detaylı olarak bahsedemem. Kişinin haklarına bu sefer ihlal etmiş olurum. Ha, yok onu beklemiyorum. Ben sadece hani düşünce yapınızı anlamaya çalışıyorum. Peki tabii. Şey konusunda şunu soracağım. Hani yani ben dediğim gibi karanın lafını açsam herkes abi ona bulaşma tükaka şey gibi oluyor. O alabiliyorsa. Ya şimdi şöyle bir durum var. Karanın siciline bakıldığı zaman çok uzun süredir adam hiçbir hareket yapmamış. He. Öyle bir durum var. Gayet de durulmuş. Gidiyorum, konuşuyorum. Gayet normal mesela. Anlatabiliyor muyum? Anladım.
Hani konuştuğumuz zaman adam diyor ki ben bundan sonra mekanım anladım. İçin çalışacağım. Mekanımda helikopter var. Ben bunun için istiyorum. Şu bu diyor. Anladım, anladım, anladım. Zaten bir de şöyle bir durum var. Hani bu kişi eğer ki diyelim kendi sahip olmuş olduğu helikopter ve lisansıyla herhangi bir illegal suça zaten karışırsa bir kere lisansı zaten yanıyor. Anladım. Onu zaten tartışmıyorum. Yok, o benim olay değil. Ben hani şehirde... Şimdi kara örneğini verdiğiniz için. Hayır, ben tabii ki de ben onu şey olarak biliyorum. Yani o kadar yakalanmadı mı bu adam? Çünkü dediğim gibi yani şehirde kimi ağzına atsam kara lafını. Adam onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Vay efendim bilmem ne lafı dönüyor da o yüzden evet. Diyorum. Evet öyle. İşte kendisini öyle tanıttı en başta nedense. Ha şu anda bakıldığı zaman kişi... Olgun'a mesaj gitmiyor galiba, o yüzdendir ölü Hulusi. Olgun'a mesaj gitmiyor çünkü Olgun oyunda değildi. Eğer ki diyelim o lisansla o helikopterle bir şey karışırsa ve biz de bunu tespit edersek yani sonuçlarına zaten o katlanacak. Tamam anladım, yok mantıklı. Anlayışa yani. Karşılar. Peki Yılmaz konusunda? Yılmaz konusunda siz... aynı şekilde. Uzun zamandır yapmadı aynı şekilde. Yani Yılmaz'da zaten ben neredeyse hani hiç hatırlamıyorum ki arşivlere falan bakıldı. Yine yo, aynı ben, durum var. Ben, yine mekan sahipliği vesaire. Yo, ben orada şöyle bir detay hatırlıyorum o yüzden. Tahsin'den önce en uzun olan oydu. Öyle miydi? Ha maşallah şöyle yani şey gibiydi. Fiş yapıyordum buradan salıyordum böyle gidiyordu. Sonra Tahsin tekte geçti. Nasıl becerdi bilmiyorum. Bu 790 ay falan yattı ya bu. Ha onda tekte geçti yani. Müthiş bir başarı o da. Ben yani Yılmaz Kuzey hakkında pek fazla dediğim gibi öyle ağır bir suç hatırlamıyorum. Ya yo ben biliyorum. O yani o şey olayı biliyorum ama o benim bildiğim hani bu dediğim gibi sicil sildirme olayı. Anladım. Peki şöyle bir şey gelebilir mi? Onu da sorabilirim son olarak. Sicil sildirme normalde 50.000 diye biliyorum. Sicil sildirme diye bir şey yok. Artık yok mu? Ya önceden vardıysa? Ha önceden vardı o yüzden diyorum. Yok hayır şu an benim dönemimde öyle bir şey yok. Sicil sildirme yani böyle bir şey sizce nasıl mümkün olabilir? Ne bileyim ben de anlamadım. Sicil olmalı mıdır? Benim mantığıma şey yapmadı ama mesela hani şimdi şey konusunda haklısınız. Bu kadar arka arkaya tekrarladı bilmem ne. Onu bilmiyorum tabii dediğim gibi. Ne tekrarladı, ne kadar sıklıkla tekrarladı ama. Dediğim gibi yani eşit şant olarak konuştum ben sadece. Yok haklısınız ben katılıyorum. Ben size çok güzel bir örnek vereceğim. Diyelim ki siz bir kişi tarafından bıçaklandınız. Hiç olmadı kişi, inşallah olmaz ama evet anladım. Tabii inşallah olmaz. Ama diyelim ki siz o kişinin gerçekten bir sürü suç işlediğini falan her şeyini biliyorsunuz. Hani kara gibi bir şey bir kişiyi aklınıza hayal edin. Aha. Ve siz karakola geldiniz, size şikayet ediyorsunuz falan. Ama şans o ki kişi sicilini sildirmiş sizden bu olaydan önce. Biz de size diyoruz ki ya hayır o öyle bir şey yapmamıştır. Sicilinde bir şey yok. Nasıl hissedersiniz? Kendinizi doğru, güvende hisseder misiniz? Ben o konuda haklı katılıyorum. Yok katılıyorum, yani. Katılıyorum. Peki İnsan... şöyle bir şey daha soracağım. Şimdi yani diyelim bu ABC kişi veya direkt öküz gibi söyleyelim Hulusi. Söyleyin. Evet. Ha, bıraktı mesela bu yapmayı. Alabilir mi? İşte yani bıraktı da. Ya belli hani bir süre bıraktı. Belli yok bıraktı. Yani. Cidden hani bir bıraktı mesela diyelim bir ay yapmadı. Çok zor gözüküyor ya gerçekten. Yani ferazi olarak konuşalım. Yaptığını diyelim. Hani yine hani bırakması zor değil. Hani gerçekten daha sonrası tekrardan buna lisans verilme konusu zor gözüküyor yani onu söylüyorum. Ya aslında dediğiniz bir noktada böyle acaba hani ışık yakılabilir mi dedirtmiyor değil bana. Hani bıraktığını gerçekten görsek. Örnek ya bir çünkü şöyle onu diyeceğim falan. Hani çünkü hani polisin amacı halkı eninde sonunda geri kazandırmak. Tabii ki. Yani bizim geri kazan vatandaşa işkence çektirmek sürekli cezalar değil. Aynen. Geri kazandırmak. Hani mesela şey gibi sen hani onu bıraktın biz de sana böyle yaptık. Olabilir. Ama peki daha sonrası ya kişi tekrardan başlayacak olursa bu tarz şeylere? Vallahi o zaman zaten iptal edersiniz aynı şey gibi hani kara olayı gibi. Yani bakılır. Yani orada hani böyle şey gibi düşünün yani leap of faith hani mesela burada zıplardım ama az önce yani dün buradan düştüm bütün dudaklar patladı. Aa öyle mi? Geçmiş olsun. Geçmiş tepe olsun. Kaygan yapmayın. Tabii aynen. Doğru. Yapmamak lazım öyle şeyler. Öyle yani onu sorayım dedim. Ama bayağı bir de şey daha soracağım. Ya. Evet. Şimdi ya ben bunu Erzin'e de sordum size de dümdüz şef olarak sorayım. Beyefendi pardon. Sivaslı ne haber? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyisin. İyi ne olsun. Kardeşim seninle özel bir şey konuşmam lazım senin hakkında. Kardeş. Okey.
Benim Bir gel kardeşim. Ben Hayati bir geliyorum. şey çünkü. Kardeşim seninle daha bugün tanıştım. Seni pek tanımam ama bir takım elbiseli bir adam. Kirli Ha sakallı. biliyorum onu. Saçı at kuyruğu Ha bağlı. biliyorum Bugün manyak. seni sordu. Dedi ki İsmail diye birini tanıyorsunuz mu? Ben dedim ki daha bugün tanıştım. Hani o da kötü tanıştım. Hani kaza yaptı falan filan. Dedi O yerini falan çarptı bana. biliyorsunuz mu dedi. Anlamaktayım. Yani hayati bir tehliken olabilir çünkü biraz sert bir Anladım. adama Ha benziyordu. manyağın teki çünkü motelde birisini vurdu geçen gün. Ben ona ispitledim Hayda. ondan oldu. Kardeşim aman dikkat et bak aman siyah Tamam. bir şeyle karınla İsmi geziyor. neydi? Aa şuradaki adam olabilir kardeşim bak dur. Dur bakayım ben bir gördüydüm. Aa bak. Aa bak bak. Ha Gözücüyle bak biliyorum gözücüyle bak. Emin aynen. değilim emin değilim günahını almayayım ama o Tamam adam yo ben olabilir. Siyah biliyorum karınla biliyorum. biniyordu. Anladım anladım anladım. O adamı biliyorum. İsmini hatırlamıyorum ama soy ismi şeydi. Dehşet miydi? Öyle bir şeydi Çok kardeşim. güzelmiş, çok güzelmiş. Vallahi Valla. soy ismi de çok güzeldi yani. Aynen. Okey, Haberin çok olsun. teşekkürler abi. Sivaslı Rica abi. ederim kardeşim. Hayat konusu Valla, sonuçta. yani harbiden yani adam gibi adammışsın ya. Sağ olasın kardeşim. Bir isteğin var mı? Yok yok, teşekkürler. Canın sağ Aman ol. kardeşim. Benim Dikkat yatmam et kendine gerekiyor. aman. Son iki kelam edeyim. Kusura bakmayın, kilitledim Tabii size. tabii dinliyorum dinliyorum buyurun. İlk önce ilk kelamım, az önce bir beyefendi vardı ya hani böyle Hangisi? topuz saçlı siyah karine biniyor. Hani niye Tarık. şey Evet. gelmediniz ağlıyordu hu hu diye. Evet, Tarık. Evet. Şöyle bir şey var, ben can sağlığımdan korkuyorum. Bunu geçen şurada adam vurdu bu herif. Ben Twitter'da fotoğrafını attım. Hatta ondan yakaladınız onu. Bu adam bunu öğrenmiş. O Tarık Öğrenmemiş. değildi sanki. Ha o Tarık mıydı o? Tarık değil işte. Ben o bilir ya birisi. Abbas Yani mıydı? şey saçlı, böyle uzun saçlı ama böyle topuz tepede. Siyah giriniyor, siyah karin sürüyor. Evet. O adam bir dedim ki ben burada bir kere onu adam vururken gördüm. Twitter'a fotoğrafını attım. Siz hatta Demir abi beni aradı. Sen şahit misin? Evet dedim. Tabii ki şahidim. Evet. Ondan dolayı içeri attınız. Adam oradan bana zaten biraz kıl. Bugün de biz dövmecideydik. Dövmeciden Hulusi de söyleyebilir zaten. Ben dövme yaptırdım eski biliyorsunuz Ayşegül için. Bak burada kolumda gözüküyor. Neyse oradan çıktık. Geniş bir U çektik. Adam geldi yandan bizi 120 ile pardon 150 ile geldi vurdu. Daha şehir içinde. Sonra Bu vay şu kaza efendim. muhabbeti. Ha Evet. ha kaza muhabbeti. Fotoğrafları da var hatta. Ben fotoğraflarını da atabilirim size. Tabii olabilir. Tabii. Paylaşırım onları. Tabii paylaşın lütfen. Ondan sonra bu adam oradan beri kıl. Az önce de şu Sivas abimiz sağ olsun bana söyledi. Sivaslı abi Ne yapıyorsun oğlum? Allah. Sivaslı abiye gitmiş. İlgileniyor şu arkadaşlar. Cana ilgi istiyor herhalde. Sivaslı abiye Evet. gitmiş. İsmail nerede? Şey İsmail'i yapıyorum. bilmem ne tanıyor musun? Carçut gibi bilgiler almaya çalışmış. Yani ben can Allah Allah. güvenliğimden teknik olarak biraz gerildim. İsmail'deymiş herhalde. Bu tabii doğru. Hak veriyorum size. Amerika'da Evet. bizim. Yani bunu ben Evet. yani vurulursam bir gün haberiniz olsun diye Ha söyledim. yok yok yani siz bu konuda herhangi bir şekilde endişe hissetmeyin. Ne Tabii. olursunuz biz buradayız. Siz o Böyle konuda sesi o az az lütfen geliyor. sakin Bir olun. tükürmüş. Ha yok ben genel olarak bir söyleyeyim dedim de yani bunları anlatayım elinize kanıt olsun. Ondan sonra ben tık Tabii diye bir gün tabii. motelin ortasında bu herif manyak olduğu için vurursa beni. Direkt biz ona gidelim. Tamam anladım. Ha, aynen. Hiç kasmayın yani. Boş boşuna. Şefim, son Tamam, ihbarla evet. ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bugün bir Evet. arkadaşa daha oldu. Sırtında bizim silahlardan var gibi ama oyuncak. İnceliyoruz, oyuncak Ya bu çıkıyor. oyuncakçıyı bulun, oyuncakçıyı. Oyuncakçıyı Araştıramayacaksınız. bulacağız şefim. Oyuncak, oyuncak. Her taraf oyuncak da Kendime de oyuncakçıyı bulun abi o zaman. güveniyorum. Tamam. Gerçekten inanılmaz. Yani hepsi Yani şefim ben bir soru adamın sorabilir miyim? arabası yok, önce gidiyor oyuncak alıyor. Anlamıyorum ben bu işi. Yok öyle Ha. değil şefim, direkt oyuncak. Aldır abi ne yapıyorsun? Gerçekten Ne oyuncak yani. bileyim. O zaman ben kaçıyorum. Çok teşekkürler şefim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, görüşmek Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet abi. Yani Anlaşılmışlar şefim bizim silahlardan şefim, Evet. Ne yapıyorsunuz öyle? ondanlardan. Anasının artık gözü. Anlaşılma ya bu Oyuncak yoksa. işte. Yuh artık. Polisten almış demek ki. Bilmeyeceğim şimdi. Oğlum nasıl alacak Konuşabilirim. öyle? Belki işleri Bu vardır. arada şöyle bir şey var. Teknik olarak Hulusi konusuna hak verebilirim. Ayşegül'ü kim vurduyu bu kadar toprağı vatanla konuşmayacağım. Ve Çelik'le konuşmak istemiyorum. Yani sıkıntı şu. Hack'ten dolayı hak veriyorum. Çünkü Hulusi hack'ten en azından haftada 3 kere yakalanıyor. Nereye yakalanmadı abi? Ben bakabiliyorum. Bak şu anda
Bir saniye bak, polisin zaten Discord'una bakabiliyorum. Bak Hulusi yazıyorum abi. Son 2 hafta diyelim. Sadece bak son 2 haftada, geçen hafta cumartesi hacker tableti verilmiş. Geçen hafta cumartesi ikinci kere hacker tableti verilmiş. Geçen hafta cumartesi yine hacker tableti verilmiş. Geçen hafta yine cumartesi, pardon, aynı ceza. Polisten kaçmadan geçen hafta cuma ceza yemiş. Geçen hafta cuma başka bir şeydi, bir dakika bakıyorum. Geçen hafta cuma polisten kaçma siber terörizmden ceza yemiş. Ondan sonra geçen hafta çarşamba karakolun yanındaki silah kaçakçısından gelen ihbarlar sonucunda satıcıdan Hulusi Kerim çıkarken görüşülmüş. Yaklaşık 6 kilometre boyunca takip edilmiş Hulusi. Geçen hafta bu cumartesi olan, geçiyorum. Geçen hafta çarşamba dur ihtarına uymamak siber terörizm yine. Yani son bir hafta içinde, geçen hafta dediği şey tabi bugün pazartesi oldu. Ya bak geçen hafta çarşamba, bak çarşamba hem hacker tabletiyle yakalanmış hem de yeni hacker tableti alırken yakalanmış. Yani gözü görülüşürmüş. Ondan sonra cuma hacker tabletinden yakalanmış. Cumartesi, pardon, cuma akşam bir de polisten kaçmış. Cumartesi hacker tabletiyle yakalanmış. Ya şöyle bir şey var. Sicil sildirmek çok 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 önce olan bir şey. Ama saldırı yok, soygun yok. Abi adam şey diyor. Hani herif, ben helikopter şeyi verirsem buna, pilotluğu verirsem bu herif şey yapacak diyor. Hack'i de orada atacak diyor. Hack zaten bu arada büyük suç arkadaşlar, işi olduğu için. Heli değil uçak. Tamam işte, heli değil uçakla yapacak diye düşünüyor. O zaman ikizi karaya geri ödeyecekler. Yo, ödemeyecekler abi. Yasak getirin yapamasın. Abi olay o değil. Ha bu arada evet, uçak kullanmayı bilen bir tane sivil bulursa oradan öğrenebilir bu arada. İsmail sicili tertemiz. Hiçbir şey yok. Ah siktir, ben öğrenip ona öğretebilirim. Ay yanlış kişi arıyorum. Alo. Senin helikopter işini çözdüm ben. Nasıl çözdün abi? Ben öğreneceğim. Sana öğreteceğim. Bakarız ona ya. Şu anda hiç konuşasın bile yok ya. O kadar şeyim bildin ki. Ha yo, ben onu çözdüm ya. Tertemiz oldu şu anda. Ha, olur olur, öyle öyle yaparız olmazsa. Ha öyle yapacağız. Ben çünkü çok güzel bir çözüm buldum. Ben ilk güzelliğe verdim ama o ilk güzelliğe girdi benim götü şu anda. Yo girmedi çünkü onu almak zorundasın. Ha çok doğru. Doğru diyorsun. Onu almak zorundasın. Ama ben sana ders verebilirim. Olabilir, mantıklı. Ben bu arada şefle benim konuştum. Benim telefondayım. Heh. He, şefle konuştum. Şöyle bir şey var. Sen bu hack'ten çok yakalanmışsın ya. He. Bir hafta içinde. Ondan dolayı olmuş o. Ben detaylı anlatırım sana. Ben sana detaylı anlatırım. Hadi öptüm, çüsüz. Tamam, görüşürüz İsmail. Abi evet, chat'i gaza getiriyor. Yani bu polis de benim konuşmamı dinlese haklı. Yani polis haklı bu arada.
Yani özünde polis ciddi ciddi haklı yani. Ama helikopter öğrenenler eğitmen değilim, öğretemem diyor. Tamam da İsmail akıllı biri, ben onu internetten cartı curtu öğrenirim yani çok rahat. Yani ben çok rahat yaparım. Ben Tahsin'e de öğretmek zorundayım şu noktada. İlk günü öğretemem. Şöyle öğreteceğim. Yani direkt çat diye ben öğrendiğimde öğretemem. Öğreneceğim. Öğrendikten sonra şey yapacağım. Kendim antrenman yapacağım. Öğreneceğim birkaç gün. Ondan sonra öğretmem lazım. Heli öğrenmeyeceğim ben. Ben heli öğretmeyeceğim. Şefkit, polis falan geliyor zannediyoruz. Bir baktık iyice. Yani polis gelebilir ya, polis güvenlik. Olgun abi, bir şey sorabilir miyim? Ya ama efendim, helikopter geldiğinde pek. Ya şöyle bir sıkıntı var. Ben az önce şey yaptım da. Oo, çıkmışsın. İsmail abi. Ne haber? Abi çıktık Allah'a şükür. Çok işim var. Yok abi, bir şey soracağım Olgun'a hemen. Ondan sonra işim yok. Ya abi şöyle bir şey var. Ben bu Ayşegül'ün olayından sonra şehir değiştirdim ya biraz. Orada şey, orada legaldi o anladığın şey. Ben bu stresi alması için, bu şeyi alması için yani günde bir tane içiyordum. Hala bir tane. Ama şimdi burada içmedim. Var bende bir tane. Polise de konuştum. Erzin'de de konuştum. Dediler ki hani EMS'den senden filan böyle şey almamız gerekiyor dediler. İzin almamız gerekiyor. Bunu şey olarak yapabiliyor muyuz? Yoksa ben yani dediğim şimdi, gibi. Ben bir tane, en fazla iki tane taşımak ve kullanmak serbest diyebiliyorum. Erzin Bey ne dedi size? Bununla ilgili bir şey dedi mi? Ya dediği gibi işte bir tane izin verebiliyor taşımak için. O yani doktordan izin almanız lazım dedi. Bu kadar. Tabii tabii, o bir tane de bir sıkıntı yok. Bir tane hani, de bir sıkıntı yok. Kullanabilirsin, taşıyabilirsin. Sen izini veriyorsun. Evet evet, sıkıntı yok. Tamam. Ben onu sorayım dedim de yani Erzin'e de sordum. Dedi Olgun'a git sor. Öyle halledersin. Tamam. Ben şimdi onu yine devlete bir yazacağım. Tamam. Süper. E-mail atacağım yine bir başhekimize. Ya duruyor sadece. Sıkıntı yok. Bir de sıkıntı olmuyor. Çünkü bağımlı olabilen oluyor. Biz onu normal karşılıyoruz. Ben zaten dediğim gibi yani bugünleri birkaç gündür de şey yapmadım ama bazı günler çok ağır geliyor. O yüzden o günler işte. Ya İsmail, seni de anlıyorum da şimdi bizde artık narkotik dolabı var. Yani kırmızı reçeteyle veriliyor morfinler veya herhangi bir silahlı atış silahı. Yok öyle değil ana ya. Ben tamamen dediğim gibi sadece hani bunu o işte kaçak sigara olayını ayda yılda bir kullansam hani bir sıkıntı olur mu? Tamam. Hani o reçete sıkıntısı. Şu an büyük ihtimal olmaz ama biz yine de bir devletimize soralım. Tamam. Ben yani soralım. Şey dedi yani. Tamam. Çok teşekkürler. Sıkıntı yok. Ben seni ararım. Tamam. Süper. İsmail'cim görüşürüz. Gel abi gel. Ya o iyiden herhalde. Ha, tahmin ettim. El konu yumuşlar götürebilir misin ya? Olur, gel götüreyim. Ya o ses zor olmuyor mu? Ha? O ses zor olmuyor mu? Ya anlıyor. Bence oluyor gibi, neyse. Siz yani peki nasıl toparlayacaksınız siz bu olayı? Ne toparlayacağız? Ya bildiğin çete şu anda komik durumda. Komik özür mi? Dilerim ama ben açık açık söylemem lazım sizi seven birisi olarak. Ne komikliğimizi gördün? Ya abi siz drive-by atacağız dediniz. Üçleri drive-by yediniz. Ondan sonra... Onlar drive-by değil, infaz bu arada. Tamam, fark etmez, yediniz mi yediniz. Ondan sonra yani bu drive-by'ları geçtim. Polislere şey sana yaptınız. Sana şu ana kadar vurduğum isimlerin listesini mi vereyim İsmail? Hayır yok, o değil, sen vuruyorsundur. Ben gang olarak yaptığınız aktivitelerden bahsediyorum. Morlu araç geçti. Sen beni el konulmuşlara bırak, sonra duyarsın haberlerde.
Yok bak dediğim gibi tek başına sıkıntı yok. Sen zaten psikopat adamsın belli. Sıkıntısı yok. Ya ne psikopatlığımı gördüm, bırak simini şurada hadi. Ya herkes çatır çatır adam vuruyorsun diyor. Ya kim diyor ya, yalan amına koyayım. Lan Tahsin diyor. Hadi eyvallah. Ya neyse Tahsin dediğim gibi. Gönüllü olur mu? Yani senden daha çok. Neyse bye. Gel gel. Anladım ben seni, gel. $200 borç versene. Vereyim. Ver, hesaplaşırız. Gerek yok, gerek yok, sende kalsın. Hadi bay bay. Alabilecek mi? Kal bu arada dünyanın en komik gengi sizsiniz ha. Ha direkt gang olarak eksidesiniz yani. Abi şöyle bir sıkıntı var. Polise mesaj vereceğiz diye gittiniz. Nasıl önüme kırdı gördünüz mü? Bir dakika herifi kurtaralım, bekle. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi. İsmail ne yaptın? Ya bayılmış. Sert vurmuş, bayılmış işte. Vallahi aşağıda sanki o ama. Hayır burada. Bas fotoğraf çekiyorum bir saniye. Telefon numara versene. Bende direkt yok. Bende de yok. 500... Yok olmuş. 58. Abi isim neydi? Kusura bakma. O da Bartu. İkiniz de mi Bartusunuz? Evet. Abi birinize ben şey desem, Kemal desem, uğraşmasak. Mustafa da olur. Fark etmez. Fark etmez ya. Tamam, telefon numarasını alayım. 550. 0 yok, 558. Arabanı kilitle Bartu. 0890. Bir sen biraz geriye gidin fotoğraf için. Tamam. İsmail abi sıkıntı yok mu? Yok ya, sıkıntı yok ya. Normal. Ha tamam. Adam bayılmış orada. İsmail. Ben de göstereyim hatta, direkt bak İsmail. Abi sizin telefonlar bozuk. Siz bunları İsmail. Devlet şimdi bunu Huawei'den alıyor. İsmail. Bu da ne diyeceksin İsmail? Abi benimki fotoğrafa ne diyeceksin sen? İsmail 2'ye 1. 2'ye 1 değil. Birinci Bartu görmemiş diyor. Görmüyor, hiç yok diyor. Nerede ki? At bakayım bana. Gel. Göster. Ben sana niye kaçayım oğlum? İsmail. Ben direkt göremiyorum. Ha, o zaman yani şu konuya bir, geliyoruz. 1-1-1 oldu galiba. Evet. Aynen 1-1 oldu, o zaman yok. Ha bir de şöyle bir sorun var. Ben düz gidiyordum, onun farkında. Bu arada hızdan ceza kesebilirsin, kesinlikle katılıyorum. Şuradan ben düz giderken o adam dönmedi mi illegal bir şekilde? Ben sadece çarpışmayı gördüm. Şimdi bir dakika, çarpışma olması için ben düz yolda devam etmiyor muydum? Bu adamın illegal dönmesi gerekmiyor mu? Çarpışma olayı burada mı oldu? Hayır bak şöyle göstereyim burada. Gel gel. O biraz sıkıntı olmuş galiba, haklısın ama bu senin hız yaptığın. Yok hız konusunda kesinlikle şey yapmıyorum, yorum kaçta yapmıyorum. Kaçta gidiyordun İsmail? Yaz.
Bir 130 40'ım var. Şimdi yalan tamam. Yok. Yani 120'nin tamam, üzerinde kesebilirsin. Ama hadi İsmail'e bir şey yapalım. Yok 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 ama abi şimdi şöyle bir şey yok ama o cezada size başınıza patlıyor ya. Yapmayın. Sonra tamam, size bağırıyorlar. Arkadaşlarımız bile ben senin cezanı keseyim. Tamam. Ya arkadaşım ben seni hastane masraflarını ödeyeyim. Şöyle bir parayı atayım sana. Sen bunu alırsın uyandığında. Sıkıntı yok. Tamam. Kusuruma bakma. Ama hayvan gibi de kullanma motor varken yani. Tamamdır İsmail. Geldim. Bakayım. Geldi geldi. Tamam tertemiz oldu. Araba senin zaten. Ha araba benim. O motor da... O motoru da alırsanız bu arada hoş olur arkada. Çekeriz. Ha, tamamdır. Görüşmek üzere o zaman. Kusura bakmayın. Bu adamdan da özür aslında diledim ama dilemiyorum. Dönmesin. Mantıklı, mantıklı. Dikkatli olun lütfen. Başı işlemi. Parayı alacaklar mı diye baktım. O almamışlar. Ben almayacağım abi, niye alayım ben orada parayı? İhtiyacım yok 200'e yani. Oradaki o Cenk kurtarmak diye bir çete üyesi için bile ölüme drive atabilecektim. Gösterdim işte gösterdiler. Abi sıkıntı şu. Orasına katılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Polisin gözünde şu anda yeşil genk parası olmayan bir avuç çapulcu. Sıkıntı orada çıkıyor. Yani hiçbir silahları yok, paraları yok. Şey yapması lazım. Emre'nin onlara silah vermesi lazım. İşte Tahsin'de 1 milyon var ama Tahsin'in 1 milyonunu şeyi kullanamıyor abi. O grup kullanmıyor. Yani sıkıntı orada. Ya tabancayla olmaz abi o. Tabancayla olmaz yani, direkt olmaz. Almaya zamanları yetmeden hızlı olmaları lazımdı. Yo bence gerek yoktu abi. Zaten şey çok iyiydi. İlk shootout çok iyiydi. İlk shootout'ta net kazandılar zaten. Çok güzeldi ilk shootout. Orada gösterdiler adamlar şeylerini. Güçlerini de sıkıntı yakalandıktan sonra oldu. Ben lider kim olacak onu merak ediyorum. Dedi lider olmayacak arkadaşlar. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Ahmet server'a girmiyor. Server'a girmeyen birisinin lider olması mümkün değil. Çünkü ana kararları birisinin vermesi lazım. Sıkıntı orada. Yani Ahmet çok fazla oynamıyor server'da. Arkadaşlar adamın hasta olduğunu biliyorum ama genelde de girmiyor. Hani... sıkıntı orada. Hani birisi gelince direkt üste konamamalı.
İdris'te liderlik vasfı yok. Bilmiyorum. Benim amacım Tahsin'i oradan çekmek. İsmail lider mi? İsmail'in besi yok oğlum o tarafta. İsmail bir tür adam vurma, carçur şeylerine inanılmaz karşı. Her zaman karşıydı. Hep de olacak yani. Ben banka soyacağım belki ama silah kullanmayacağım banka soyarken yani. Silahım olacak. Evet ama silahımda mermi bile olmayacak. Solucan gelmezse hackerların başı kim olacak? Şu anda benim. Zar attık. Bu arada harbiden çözümümüz zar atmaktı. Zar attık, ben kazandım. İhbar gitmedi herhalde. Gitmiş. DC bana açıp servete fikir bulundum. Olumlu eleştiri. Abi olumsuz da eleştiri yapabilirsin DC'den. İstediğin gibi düzgün bir şekilde eleştiri yaptığın sürece her türlü okurum. Sıkıntı yok. Yani DC'den herkes bana ulaşabilir. Dönüş yapıyor muyum? Abi sorudan soruya. Her şeyi dönüş yapamıyorum. Kusura bakmayın o konuda. Ama yani dönüş yapabileceğim bir şeyse evet. Çete sıramızı 4 yerine 6 yapmayı düşünüyor muyuz? Hayır. 4 yerine 5 yapacağız ama büyük ihtimalle. Server stabil olsun. Server stabil olduktan sonra büyük ihtimalle 5'i çekeceğiz. Peki 28 serverlar var. Bir yanlış anlaşılması bizimkilerden 48'de bu kadar bozuluyor. Çünkü 128 kişilik serverlar izlemiyorsunuz. O yüzden.
128 kişilik serverlarda da herkes izlerseniz onlarda da hayvan gibi bozulduğunu anlarsınız. Hatta daha da fazla bozulduğunu anlarsınız. Hani siz şöyle yapıyorsunuz mesela, bu server'ı izliyorsunuz ama yaklaşık 15 farklı kişiyle izliyorsunuz. 15 kişide 2 kişide bozuluyor, 3 kişide bozuluyor ama diğer kalan birçok kişide bozulmuyor. Peki suda crashlemeleri normal mi? O bölgede herkesin crashliyoruz. O bölge direkt 5M'de hatalı. 32 kişiyle alakası yok. 32 veya 48 kişiyle alakası yok. Arkadaşlar aynı klip atmayın. Ben klipleri izlemiyorum. Meteor'un filan da izlenmeli bu. Neymiş abi Allah aşkına. Adam vuruyor herhalde. Hem güzel indirmiş. Adeskin yatma yatma. İki kişi indirmiş oğlum işte. Çeliğe vurmuş ama. Şefi vurmuş. Şefi ama şef de araba içinde kalıyor. O çok büyük hata. Adam şef indirdi, biraz daha zor girer. Tam tersin oğlum. Şef orada öldürüldüyse o gengi orada bitirmeye çalışırsın. Şef geri dönüyor. RPG getirmeniz yok mu server'a? Zaten RPG var server'da. Sadece alman lazım. İnsan bir insan motorla kaçarken hızı yüzünden kovalanırsa, motorlu kaçarsa bu illegalde motor sayılır mı? Hayır. Arkadaşlar klibi az önce izledim lan yayında. Yayını mı izlemiyorsunuz? Az önce yayını açtım ya klibi. Bunlar bot değil mi? Çok pahalı ya şey. Bayağı pahalı ya RPG, ama RPG çok kırık bir şey arkadaşlar. Yani isteyen herkes gelip tek atıyorsun. Öyle düşün. Direkt tek atıyorsun abi. Bu adam beni takip ediyor ha. Evet İsmail. Hulusi, bu My Little Pony beni takip ediyor. Ne? At kuyruklu herif. Seni takip mi ediyor? Sanki etmeye çalışıyor. Edemiyor da etmeye çalışıyor yani. Kimmiş o ya? Neydi o şey, o not kovalayan mı? Yok yok, o değil ya, bu arabasına çarptığımız, benim geçen polise ihbar ettiğim. Sağa sola da soruyormuş. Beni ha, bu My Little Pony beni bir şey yapacak. Ben polise söyledim zaten bunun bir şeyler yapacağını, zaten sıkıntı olmaz da. Sen polise söyledin de bu çocukları bizim toplayalım bir ara. Şeylere, tahsinlerim aslında. Ha.
Bunu gidip bulalım ve soruşturalım bakalım neymiş derdi. Olur olur, onu bir soruşturalım. Bu biraz kaşınıyor sanki. Aynen yani, kaçınacak o büyük ihtimal. Şimdi sen şikayet etmişsin ya onu. Evet evet. Yani büyük ihtimal sana sataşmaya çalışacak o. Sen dikkat et şimdi kendine. Bizim çocukları toplarız, kaldırırız onu dağın kenarına. Okey okey, bir konuşuruz. Onlar bir güzel içinden geçer onu, ondan sonra sakinler büyük ihtimal. Tamam tamam tamam. Okey, haberin olsun yani. Ya bir şey olursa da şey yap bana, haber et, ben yetişirim sana. Okey tamam, hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Ben götümü güvenceye alayım da. Hulusi konusunda. Yo, ben yeşilleri kullanma planım var. Ya ben zaten reşilleri şey olarak beğeniyorum ama sıkıntı, ben Tahsin'in o içinde olmasını istemiyorum. Yani Tahsin'in yeşillerin içinde olmasını istemiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Tahsin'in sonunun geleceğini düşünüyorum öyle. Hala mı güvenmiyorsun Hulusi'ye? Yo. Yani geniş genel olarak şey var. Hulusi'ye güvenmemem hani şey olarak değil oğlum. Hulusi'ye güvenmemem. Şu açıdan güvenmiyorum. Hulusi kendisini çok yakalatan birisi. Baran. Çok teşekkür abi abone olduğun için. Yanımsın. En iyi abonemsin. Eyvallah abi. Abi onu değiştirmedim. Yeşilleri kullanacaksa maddi destek verin. Abi vermem, vermek istemiyorum çünkü maddi destek verirsem Tahsin'in kötülüğüne olacak. Sıkıntı şu. Yani ben yeşillere herhangi bir şekilde yardım edersem Tahsin'in durumu daha da kötüleşecek. Hacker'lık açısından mı? Abi direkt genel olarak şey açısından, yani Tahsin'in karakteri o yeşillerle beraber hayatta kalamaz. Elinde sonunda CK'ya gider. Yani çünkü gider yani. Karl, onun için çok geç artık. Bugün şefi vurdunuz ya, az önce Frosty şefi vurdu ya, onun için çok geç artık. Öyle söyleyeyim. Gitsin abi, güzelce yakaladır. İşte benim karakterim Tahsin ölmesini istemiyor abi. Yani benim karakterim
Tahsin'in ölmesini istemiyor. Tahsin'i çok seviyor. Kötü yola düştüğünü düşünüyor arada. Başka insanlar tarafından. Ya o yüzden de ben her zaman ve her zaman şey yapmaya çalışıyorum. Tahsin'e o grubun aptallardan hani bunu oluştuğunu düşünmeye çalışıyorum. Hani şey demeye çalışıyorum. Bunlar seni kötü yola sokuyor. Hani illegal iş yap, Hulusi ile yap, akıllıca planla yap ama bunlar seni öldürür. Aptallar grubunu kuranlardan değil mi İsmail? Abi ben onu şey yaptığımda hiçbir zaman böyle bir şeyler yoktu. 21'i gördüm. CB'yi göremiyorum. Gördüm. Vinzi, o daha hikayenin karakterinin hikayesi var. Abi asıl yardım almaz çete savaşlarını kaybedip ölebilir. Tam tersine abi, yani şöyle bir şey var. Ben çete savaşı yapsın istemiyorum. Direkt Tahsin'in karakter çete savaşı yapsın istemiyorum. Hani kendisi evet yeşillerde hala olabilir ama gitsin çeteleşmesin istiyorum. Kendisi vuran adam kesen herif olmasın istiyorum. Artık bence çok geç, çok hevesli Tahsin. Abi dediğim gibi yani toparlarsın ya bir şekilde. Future Pilot çok teşekkürler 15. için canımsın. En iyi haberimsin. Eyvallah abi. Mesela Cenk'i gang'den kitlersen daha kötü olur mesela. Çünkü o herif sizi de öldürmeye başlar. Full böyle deliye döner. Onun planını çok düzgün yapman lazım. Benim neonu alabilir miyim ya ben çekilmiş arabalardan? Abi keşke benzinim olsaymış.
Neyse, Ice Smile'dan alalım.